Hantal denilen bodybuilder imajı var ya. Evet. Ben onu biraz yıktığımı düşünüyorum. Evet, evet. Çok iyiydi be. Sen bunu yaptığın anda bunu kontrol hocam soruyorum. If you're the best in the room, you're in the wrong room diye, tamam mı? Yani odadaki en iyi adam sensen, yanlış odadasın. Adama eldiven bulamıyorsun. Eline eldiven girmiyor abi. Sağ ol. Stop. Hey. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Ersan abinin yanına geldik. Abi, videona davet ettiğin için teşekkür ederim. Abi ben teşekkür ederim geldiğin için ya. Eyvallah. İzliyordum zaten seni. Ben de seni. Hakikaten görünüyor kadar büyükmüşsün. Formdaymışsın ve güzel bir adammışsın. Teşekkür ederim. Gelmeden önce konuştuk, o yüzden bunları söylüyorum. Sohbet ettik biz de. Arkadaşlar bugün Balaban Solid Sport'tayız. Bugün Ersan abiye emanet ediyoruz kendimizi. Hem dövüş teknikleri hem de ağırlık antrenmanı yapacağız. Bir sonraki videoda da onun kanalına ben ağırlık antrenmanı yaptırmak için misafir olarak geleceğim. Aynen. Ve güzel de bir haber, beraber kampa gideceğiz. İnşallah çok güzel bir kamp yapacağız. Şimdilik böyle, bugün kendimi ona emanet ediyorum. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi bir ısınma yapacağız. Evet, bir ısınma yapalım. Tamam. Sen zaten judo yapmışsın. Normalde benim kanalıma gelip insanlar benimle dövüş denemek istiyorlar. Ben de tabii ki falan diyorum. Ama herhalde bugün benim için de challenging olacak. Bizi 110 dövme. Kilo bir yok, seni 110 kilo bir half karşımda. Ondan sonra o yüzden benim için çok keyifli olacak. Eminim ben de senden bir şeyler öğreneceğim. Isınarak başlayıp biraz antrenman yaparız. Sonra biraz boks yaparız. Tamam. Sonra da videonun sonunda dövüşçüler nasıl ağırlık yapıyor, belki sana biraz onu gösteririm. Süper olur. Biraz koşalım. Hani bu kiloda esnek olman ve bu kadar iyi formda olman genetik bir özellik. Çünkü esnek olmadığın zaman, hani ben de sporcu olarak düşünüyorum. Tamam, kas tonun büyüyor ama böyle kendini iyi hissetmiyorsun. Kesinlikle. Bence sen öyle değilsin mesela. Çok kendini rahat hisseden bir formun var değil mi? Kesinlikle. Çok güzel. Ve şu an mesela 15 kilo verdim. 125'ten 15 kilo mu verdin? 15 kilo mu verdim? 2 ayda bir 15 kilo attım ve çok rahatladım. Şu an kalbim de rahatladı. O 125 kiloların verdiği ağırlık yok bende. Değil mi? Bir o kadar hafif ve iyi hissediyorum. Sadece her antrenman sonra stretchinglerimi, esnemelerimi ciddi yapan biriyim. O yüzden bu hantal denilen bodybuilder imajı var ya. Evet. Ben onu biraz yıktığımı düşünüyorum. Evet, evet. Kendi açımdan en azından. Senin programın var değil mi? Sattığın programların var. Evet. Belki ben de bir 4 hafta, 8 hafta. Senin programı denerim gerçekten. Hocam seve seve ilgilendiriyor. Gerçekten çok isterim. Hayatıma girdiysen benim sana senin muhakkak arkadaşlar bir şey. Kesinlikle. Katkımız ama sattık birbirimize. Evet Cemil, ben böyle ısınmayalı çok oldu. Ve şu an arkadaşlar ciddi heyecanlıyım. Bak bak. Ben de çok heyecanlıyım. Video çekerken. Bakalım birimiz sana verdiğiniz bir şey yapacak mı? Bir. Şimdi bunu neden yapıyoruz? Eğer benim kolum senin koltuk altındaysa, ikisinde birden, ben seni kontrol edebiliyorum, tamam mı? Güreşim de o yüzden ben tek elimi soktuğum zaman sen de eşitlemek için diğerini sokuyorsun yukarı doğru. Şimdi ben bunu içeri sokuyorum, sen de onu içeri sokuyorsun. Yok, bu içeride. Aynen. Ben de bunu içeri sokuyorum. Tamam. Şimdi bunu sokuyorum. Şimdi bunu. Bu güreşçilerin judocuların, bütün grapplerların sen bunu yaptığında ben bunu yaptım. Evet, ısınması. Boynumuzu biraz ısıtıyoruz, kollarımızı ısıtıyoruz. Şöyle başlayalım mı? Ayakta başlarız ama ayakta başlamak biraz daha ısınmadığı için. Önce yerde başlayalım. Yerde hedefimiz şu. Ben sana durup göstereceğim de bazı hareketleri. Jiu-Jitsu'da iki tane mantık var. Ya boğabiliriz, yani nefesini durdurabiliriz. Böyle bir şey yapmayacağım şu anda. Sadece kilit. Ya da eklem yerlerimiz var. Nedir? Dirsek, diz, bilek, omuz. Eklem yerlerini sıkıştırıp rakibi zorlu pes ettim. Yani bir şey hissettiğin zaman bunu yapabilirsin. Ben dengesiz bir hareket zaten yapmayacağım. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Sen de zaten sporcusun. O yüzden birbirimizi böyle konuştuğumuz değil. Aynı zamanda Türkçe, aynı zamanda sporcu değil. Evet. O yüzden anlarız. Ama birazcık mücadele etmeni istiyorum ki sana biraz keyif vereyim diyorsun. Hedef o, tamam mı? Sonuçta sen iyi bir atletsin. Beni sakatlarım diye şey yapmıyorum. Yok yok yok, yapmam. Hayır, sen yok yok. Pek sakatlanacak bir durum. Çekilmene gerek yok. Tamam tamam. Sonra ısındıktan sonra biraz da ayak, biraz da ayakta güreşiriz. Captain America vs Hulk çizgi film çekeriz, tamam mı? Tamam. Şimdi yerden başlayalım. Şimdi sen dizlerin üzerine başla, aşağıda başla, tamam mı? Şu. Evet. Senin hedefin benim bacaklarımı geçip benim oraya. Benim hedefim üste çıkıp ya da işte kendimi sen. Aynen. Evet, buradan çıkmaya çalışıyoruz. Buradan bana teknik vermen. Çık bu için. Aynen.
ediyorum, havaya atıyorum, üzerime çık diye korkuyorum. Öyle bir şey adam ya. Haydi. Ama biliyorsun, hissediyorum bir gün. Valla gelsin diye bekliyorum. Yok, denge. Evet, evet. Yaptığın belli. Ama ben ciğerde yapmamıştım. Evet, evet. Tutsam yetiyor. Aşağıda kaldığımda seni aşağıya alacak teknikleri unuttum. Evet, normal. Çok normal ya. Sonuçta ben bunu 20 senedir yapıyorum. Evet. Çok kolay havaya atıyorsun beni. Yok, aslında şöyle. Çok kolay havaya atmıyorum. Ben seni eğer normal bir zamanda kaldırmaya çalışsam, seni kaldırmam çok zor. Çok ağırsın. Evet. Ama ne yapıyorum biliyor musun? Diyelim dövüşüyoruz. Ağrını bana doğru verdiğini hissediyorum. Şimdi seni böyle atsam bu elini ne yaparsın? Engelli. Çıkarıp buraya koyarsın. Koy abi. Ve dengeyi koyarsın değil mi? Evet. Kolunu tutuyorum çıkartma diye. Ve seni öyle atmaya başlıyorum. Niye? Çünkü senin denge merkezinde bu el seni koyucu açıyor. Ve ağırlığın da ileri gelmesi gerekiyor. Şimdi benim ağırlığım bak sen otur. Benim ağırlığım. Buraya koy bacağını. Burada şimdi beni kaldırmaya çalışıyoruz. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Evet. Şimdi kaldırmaya çalış. Evet. Gördün mü? Demek ki kalçamın yakın olması lazım. Şimdi senle görüşürken akıl davranmaya çalışıyorum. Ben seni buradayken kaldırmaya çalışsam yani yeterli gücüm yok ama sen bunu yaptığın anda bunu kontrol edip bacağımı sokuyorum. Yoksa güç olarak sen benden çok daha güçlü biliyorsun. Belki kaba kuvveti tutup engelleyebilirim ama teknikle oradan her türlü çıkarsın. Yani güç olarak benden çok daha güçlü olduğun için ben seninle güce güç dövüşsem evet. Teknik kullanmasam işim çok zor. O yüzden aklını dövüşmek zorundayım. Şimdi yoksa birbirimizi itmeye başlasak, sen benden bostancıya kadar itersin. Bostancıya kadar sürükler adam bizi. Şimdi biraz ayak kalkalım. Hadi. Yavaş görüşürüz, tamam mı? Hadi. Çok iyi kalpli bir adam ya, valla. Yoksa altına 4 kişi alır yani. Hayır, büyüsün, çok büyüsün. Güreşirken bile hissediyorum yani. Tam onu götürecek. Şimdi hissettim. Şimdi bu böyle. Karda görüşeceğiz. Süper olur. Bak normalde kampa gittiğimiz zaman ayı gelince ne yapmamız lazım? Bence gözükmemek. Hedef büyütmemiz lazım. Kaçarsak bizi yakalar. Montumuzu böyle çıkarıp ters. Büyütmemiz lazım, bağırmamız lazım. Tek kurtuluş ama senin bir şey yapmaya gerek yok. Sen direkt bağır. Hedef büyütmeye gerek yok. İyiymiş. Şimdi ben aşağıda duracağım. Tamam. Şimdi aşağı durduğum zaman jüsuda yukarıda baskı yapıyorum. Aşağıda boşluk yaratmak zorundayım. Tamam. Tamam mı? Mesela gel. Şimdi yanıma gel önce. Şimdi güreşmeye başlayalım. Gel. Tamam. Şimdi ben çıkmaya çalışayım. Tamam mı? Tamam. En azından sana bir göstermiş olayım. Şu an. Bak garda attın. Boşluk yarattın. Tamam. Buraya geçmemem lazım. Tabii.
Ben ne yapıyorum? Boşluk yapmaya çalışıyorum. Tamam, ben sana yapışırım. Tamam. Anlaştık. Abi polis çağırana kadar burada beklemem lazım. Bu adam, bu adam ayağa kalkarsın. Beni dirim dirim gel. Bence kardiyo için çok iyi olurmuş. Şu an deneyim paylaşacak. Durumda değil. Arkadaşlar adam buraya geldi. Dedim ki sonuçta bizim yaptığımız branşlar farklı. Ben güreşiyorum, jiu-jitsu yapıyorum. 20 yıldır sen de çok iyi bir atletsin, bodybuilding yapıyorsun. O yüzden hani seni kötü gösterecek bir şey yapmak istemedim. Hiç önemli değil dedi. Bu inanılmaz özgüvenli ve güzel bir yaklaşım. Zaten branşlarımız farklı aşikar. Ben şimdi senin aşağıya seni kaldık gibi kaldırma çalışsam büyük ihtimalle dabağın donuma düşer. O yüzden hepimizin branşı var. Bakma yani ben 20 sene bunu yapıyorum. Ne kadar yavaş yapsak da senin kardiyo artması, çıkmaya çalışma yani bunlar çok normal. Bunlar hiç. Şey gibi yani, suya 60 gidiyordu. Burası bak, okyanus gibi. Kesinlikle. O yüzden çok mütevazisi. Aşırı yoruldum. Ve yaklaşım çok iyi. Yani o yüzden de takdir ediyorum seni gerçekten. Herkes böyle özgüvenli şekilde şey demez. Ya fark etmez falan demez ki zaten ben de çok iyi mücadele ettim. Şimdi biraz boks yapalım. Olur abi. Hadi. Şimdi boks yapmadan önce şunu söyleyeyim. Ya gerçekten bu spor görmek şöyle keyifliydi. Adamın kolunu tutuyorum böyle. Elinin içine geliyor, ensesini tutuyorum, bütün kolum dönüyor. Yani gerçekten benim gibi bir adam için de böyle büyük bir insanla mücadele etmek, onu tutmak, güreşmek müthiş keyifli bir şey. Tutabilecek yerleri fazla gelişmiş olduğu için çok rahat alabildim beni. Tabii çünkü senin avantajların var. Mesela aşağıda kalsam benim için çok zor. O yüzden hep farkındaysan mesafeye dövüştüm seninle. Maçlarda kilo aynı olması gerekiyor. Yok aynı olması gerekmiyor. Yani jiu-jitsu bilen, senin gibi adam karşıma geldiği zaman. Ha geliyor yani. Şöyle, kategoriler var. Bir de open weight var. Serbest kilo. Evet. Hem kategoride dövüşüyorsun, diyelim aldığın altını. Hı-hı. Ben diyorsun open weight ile gireceğim. Şuraya yarışacağım. İlk üçe girdiysen. Şuraya yarışabiliyorsun. Anladım. Yani o yüzden şampiyonlar şampiyonu seçimi bilir. Evet. Bütün şampiyonlar çıkıyor. Ne yapıyoruz o maçlarda da? Çok küçük, esnek adamların başka dezavantajı var, hızlı. Ona karşı bastırıyorum mesela. Sayda geçiyorum, bastırıyorum duruyorum adam oynamasın diye. Çünkü adamla hızlı dövüşüyorum ama senin gibi adamda da itişimi oynamıyorum, hareketli oynuyorum. Çünkü yoruyorum çünkü... Mecbursun. Evet, mecburum. Peki, benim kilometre değil mi? Kapıştırmaya çalıştın. Tabii. 100-110. Yani kazandığım da oldu, kaybettiğim de oldu. Ama bizde önemli olan gerçekten birçok özellik var. Adamın güçlü olması bir faktör. Çok esnek olması benim bir zaman. Şunu net söyleyebilirim, benim için bir adamın güçlü olması, büyük olmasının çok korkutucu değil. Çünkü ben de orta seviyenin üzerindeyim yani. Average'a göre. Yani güç konusunda çok kötü değildir yani. Kiloma göre. Estağfurullah, o anlamda değil ama normal dış bakışta da yani kiloma göre iyiyim. Ama çok hızlı bir adam, çok yoruyor. Ya da adamın gardını geçiyorsun, inanılmaz esnek. O kiloda hızlı olan adamlar var mı? İşte küçük yolu var, benim için o daha korkutucu. Yani open weight'e girdiğin zaman inanılmaz uzun boylu, esnek ve hızlı bir adam yani benim için daha büyük tehlike. Benim seviyede ama benden daha seviyeli biri olma dezavantajı. Benim için daha büyük tehlike güçten. Yani kilolu olması, güçten olması, ben teknikle alabilsem de evet. Seviye olduğunu evet. Boks yapalım biraz. Hadi. Adama eldiven bulamıyoruz. Eline eldiven girmiyor abi adama. Maşallah ya. Vallahi maşallah. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? İnsan kendini hep İyi hissediyor tamam mı mesela? İnsan egosu kendine böyle işler söylüyor. Ben mesela 30 yıllık arkadaşlarım var, çok spor yapmıyor. Onun yanına gidiyorum. Bana diyorlar ki mesela, abi çok iyisin, şöylesin, böylesin. Sağ olsunlar. Ya gerçekten onun yanında kendimi çok formda hissediyorum. Ama Amerika'da bir laf var tamam mı? If you're the best in the room, you're in the wrong room diye tamam mı? Yani odadaki en iyi adam sensen yanlış odadasın. O yüzden bizim hayatımızda böyle arkadaşlarımız olması gerekiyor ki mesela onun formunu gördüm şimdi. Ya bugün bende bir ampul yandı. Dedim ki abi yok abi, bizdeki de var değilmiş. Yani demek ki
daha iyi olabiliyor. O yüzden kendinizi hep ileri götürecek arkadaşlar. Ve daha iyi hedefler koymalısınız diye. Evet, teşekkür ederim. Sol yumruk hızlı yumruk. Sağlaksın değil mi? Evet, sağ. Sol yumruk hızlı yumruk. Sağ yumruk güçlü yumruk. Önemli. Şöyle yapacağız, evet. Sadece sol vuracağız. Bir sen vuracaksın. Uzat yumruğu. Evet. Ve dik. Şimdi sen aç, ben vuracağım. Böyle. Şimdi niye bu kadar vuruyorum? Çünkü kafaya da vurmam lazım. Böyle böyle vuramam lazım. Aynen. Şimdi sen vuracaksın sol. Uzat. Uzat. Evet, şimdi ben vuracağım. Evet. 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 Uzat, solu iyice uzat, tamam mı? Çünkü niye? Böyle, o zaman adama dokunamam. Tamam. Sen bu mesafeden adama dokunmam için buraya gelmem lazım. Buraya gelirsen sen de bana vurursun, bravo. Ama buradaysan eğer, bunu uzatıyorsan, o zaman sen bana olmadan sana böyle verir. Tamam. Hadi. Evet, bravo, çünkü. Biraz yukarı dur. Evet. Sağ yumruğu atarken sağ ayağı da biraz çevir. Vücut biraz aynen öyle bak. Burada omuzun. Hemen. Buradan sonra bak omuzun nereye gidiyor? Omuz. Aynen. Çenemin önüne gidiyor, tamam mı? Evet, sağ. Bravo. Evet. Ve aynı anda güç bak. Sen gelirsin, yumruk geliyor. O yüzden durduğum yerde durmam lazım. Tamam. Evet, sağ. Evet, bravo. Evet. Ama kardiyo, kardiyo yaptırıyor. Valla haftada bir iki gün yapıyorsak kondisyonum var. Seyir, zaman gel. Sana biraz sürürsek belki kas olur. Belki kaslar öyle. Sana sürüyerek. Biraz artabilir belki. Kondisyonum var. Beraber zaman istek eder. Şimdi sol sağ vuracağız, tamam mı? Sol sağ. Hadi. Sol sağ. Kesin tutma. Evet. Bir daha. Sol sağ. Bravo. Hadi. Yumruklar şöyle değil. Döndür. Döndür. Tamam mı? Bak görüyor musun? Çünkü niye? Knuckle var ya. Burada iki tane kemik var. O kemiğin land etmesi. Ben sana vursam şurayla. Evet. Buna boksör kırıyor mesela. Sokakta bilmeyen insan da vuruyor. Yani kimse kavga etmesin ama öyle bir şey var. Hemen kırıyorlar elini. Ama bu nakın elini içine diyorsa o land etmek zorunda çeneye. Yani solsa. Yavaş mı? Döndürmezsen eğer orası gelmiyor. Yavaş mı? Şu. Bravo. Bravo. Şimdi sol sağ. Hadi. Sol sağ. Çok iyi. Aynen bak sesler hemen değişti. Evet. Şimdi surata vurabiliyoruz. Ama devamlı surata vursam, karşımdaki rakip ya bu kapansa ne olur? O zaman hiçbir şey olmaz. Aynen. O zaman ne yapmam lazım? Adamı açmam lazım. O yüzden karnına vurabilirim. Özellikle bu tarafta karaciğer olduğu için karaciğere dokunduğum zaman hem açılır hem de nakavt edilme şansım var. O yüzden şöyle düşünmem lazım. Bir de tekme var. Tekme göstereyim sana. En aşağı gövdeye, kafaya doğru kombinasyon yaparsam adamı da şaşırtmış oluyor. Çünkü hep aynı yere gösterirsen adamın defans hattı çok var. Şimdi bir tane tekme yapalım. Hadi. Tekmeyi normalde korumalı takıyoruz ama biz sert bulmayacağımız için. Tamam. Korumalı takmayacağız ama normalde biz sparring yaparken dişli, korumalı, bandaj hepsini takmamız gerekiyor. Şimdi tekme atarken de yine sağ yumruk gibi karşıda çevirmen gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi eğer ayağım burada sabit durursa, böyle vurursam çok ciddi bir şey kaybediyorum, güç kaybediyorum. O yüzden senden tekme yapmadan önce ayağını hafif döndürmeni istiyorum. Evet. Ve kavrak kemiğinle tam buradaki baldırına, tamam mı? Tamam. Evet, tamam. Deneyim. Sert vurabilirsin, sorun yok. Aynen öyle, vur. Ayağına değil, kavrak. Tamam, şimdi sol direk. Evet, sağ ol. Karşına geldin, bak sol direk. Sol, sağ ol. Sert vur. Sol. Bir daha, sol. Bir ayak. Kalça. Böyle vuracağım. Kalça. Tamam mı? Ben sana şunu söylüyorum bak. Kalçam böyle vuracağım. Şu üretemiyorum bak. Nasıl bak? Öldürdüm. Bak yüzüne yanıyor. Görüyor musun? Bak vurdum. Şunu yapacağım. Evet. Dönmen lazım. Hadi. Sol. Vur. Evet vur. Evet vur. Acımıyorum. Hayır işte pis etmiyorum. Daha sakınman gerekiyor. Çok güzel kız lazım. Hadi. Evet. Evet sağ olayım. Sol. Sol kick. Hey! Kaba sakal gibi vücut var. Yemin ediyorum haydi gibi kalp var ya adamda. O kadar iyi bir adam ya. Gerçekten. Gerçekten öyle. Bilmiyorum sana birçok arkadaşımın söylüyordur. Ya aramızdaki en böyle şey naif ne bileyim hani kalbi temiz adam sensin ama bir o kadar korkunç gözüküyorsun diye. Allah kime güç vereceğini biliyor abi işte. Görüyorsun. Tamam kickboksa bitirdik. Şimdi birazdan ağırlık idman yapacağız. Yani onun en iyi olduğu ya.
Öncesinde kardiyo alışkın olduğumuz bir şey değil tabii. Branşlar, bunlar çok farklı branşlar. Kesinlikle, farklı değil hocam. Ama ne kadar zorlandığımı görüyorsunuz herhalde. Hep ağırlık antrenmanı yapıp vücudu buna alıştırıp şu daha önce yaptığım şeyleri tekrardan yaptığımda şu an resmen çok amatör gözüktüğümün farkındayım. Ama çok keyifli. Belki 5-6 tekrardan sonra daha iyi uyum sağlayabilirim. YouTube'un benim için en önemli tarafı bu. Hep söylüyorum. Evet. Yeni dostlar edinmek, onlarla bunu tecrübe etmek ve yeni maceralar çıkmak. İnsan için mesela sen yakınsın ama ya şuradan gideyim adamla antrenman ya da ben Mustafa'yla buluşayım demiyorsun. Ama izleyiciler işte bunu talep ediyor ya da sen diyorsun ki ya ben kanal için bunu yapmalıyım. Ne oluyor? Güzel dostlar başlıyor. O yüzden YouTube'a kazandırdığı en büyük şey bu. İyi ki geldin valla, iyi ki buradasın. Teşekkür ederim. Hadi abi. Hadi başlayalım. Evet, Ertan abiyle ağırlık antrenmanımızı yaptık ama o videoyu Ertan abinin kanalında izleyeceksiniz. Burada izlemeyeceksiniz arkadaşlar. Moraller bozuldu biraz. Güzel bir antrenman oldu. Videonun sonuna geldik. Abi davetin için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel. Ayaklarına sağlık. Geçirdim. Ben de öyle, bir mukavele. Ve seni tanıdığıma da çok memnun oldum gerçekten. Bir mukavele, ben de öyle. Güzel bir adamsın gerçekten. Teşekkür ederim, sen de öylesin abi. İnşallah güzel bir kamp videosu da gelecek. Yeni bir antrenman videosu da gelecek arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.